Efendim iyi akşamlar. Yeni bir reaksiyon programıyla ve de yeni bir konukla yine sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi yine gazeteci arkadaşım Rümeysa Zügür'le birlikte önemli bir ismi ağırlayacağız ve kendilerine gerek gündemden gerekse farklı konulardan sorularımızı ileteceğiz. Bu haftaki konuğumuz Türkiye Barolar Birliği Başkanı Profesör Doktor Metin Feyzoğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. İyisinizdir umarım. Allah'a şükür. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Hem Kanal 42'ye hem de sizlere, Rümeysa Hanım'a, Muhammed Bey'e çok teşekkür ediyorum ve izleyen vatandaşlarımıza da vakit ayıracaklar, eksik olmasınlar. Biz de ayrıca teşrif ettiğiniz için tekrardan teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, görevim. Efendim, vakti daha değerli ve istifadeli kullanmak açısından hemen de sorularıma başlamak istiyorum. Bugünün ayrı bir açıkçası önemi mi var desem bilmiyorum. Pandemi sürecinin İlk yılı ve geçen yıl 11 Mart'ta birinci vakanın açıklanmasıyla birlikte bugün de birinci seneyi devresini tamamlamış oluyoruz pandeminin. Ve bu süreçte de gerek ekonomik manada gerek eğitimde gerek farklı alanlarda birçok sektör, birçok kategori bu durumda sekteye uğradı. Aynı zamanda da STK'lar, birlikler, sendikalar bu süreçte faaliyetlerini bazı konularda da kısıtlama gereği duydular. Kimisi bu süreçte hala çeşitli yönlerle de aktivitelerini devam ettiriyor. Peki Türkiye Barolar Birliği bu süreçte nasıl çalışmalar yaptı? Kısaca bunlara değinebilir miyiz? Daha sonra da gerek güncel gerek gündemden konularımızla devam edeceğiz. Biz çok çalıştık. Gerçekten çok çalıştık. Çünkü son derece zor bir süreçte, olağanüstü koşullarda hırpalanmış meslektaşlarımızı dertlerini azaltmaya çalıştık. Kolay mı? Çok zor. Bir dönem adliyeler fiilen kapandı. Evet. İcralar durdu. Evet. Niye kapanıyor diyemiyorsunuz. Durum malum. Niye icra yapılmıyor diyemiyorsunuz. Nasıl yapılsın? Nasıl göndereceksiniz o insanları haciz mahallelerine? Kaldı ki haciz edeyim desen toplumsal infial olacak. Ve bu tabii meslektaşlarımızın çok ciddi bir şekilde maddi kayıplara uğramasına ve aynı zamanda da mesleklerini icra ederken hastalık endişesiyle çok sıkıntılı günler yaşamasına sebebiyet verdi. İşin doğrusu bu. Evet. Herhalde Türkiye'de tüm ekonomiyi de aynı şeyi söyleyebilirim ama avukatlık özelinde ifade edeyim. Hiç bu kadar zor bir yıl geçirmemiştik. Evet. Ki hala da geçmedi. Kesinlikle. Yani yılı doldurduk, seneyi devriyesine geldik ama bitmedi işler. Çünkü zaten birikmiş sorunlarımız vardı. Onların üstüne bu katladı. Evet. Bu dönemde bakanlıklarla çok yakın ilişki içinde olmamız, devlet idaresiyle artık bürokratik engelleri neredeyse tamamen aşıp cep telefonuyla sabaha karşı bile bakanlarla bir somut sorunu çözebilir bir ilişki içinde olmamız sanıyorum çok daha ağır yaşanması olası sorunların bir miktar daha tahammül edilebilir ölçülere inmesini sağladı. Yani ben Sayın Adalet Bakanı'yla sabaha karşı 4'te görüştüğümü bilirim defalarca. Maliye Bakanımızla 2-3 sabaha karşı. Bazen telefonla, bazen de hadi kalk. Birebir olarak. Hadi kalk gel toplanıyoruz diye. Dolayısıyla böyle bir yoğun çalışma içindeydik. Biz ayaklarımızı uzatıp kendimizi yenilemeye ne bileyim bazen diyorlar ya işte pandemi dönemi şarj olma dönemidir. Böyle okuyamadığını okumaya, evet, izleyemediğini izlemeye falan. Yok, biz bunu yapamadık tabii ki. Meslektaşlarımız biraz daha hafif yaşasınlar diye. Mesela kısa çalışma ödeneği çıktı bu dönemde biliyorsunuz ve çok şükür hala da devam ediyor. Bazen düşünüyorum ya avukatları yani yanında personel çalıştıran
hem yardımcı personel hem avukat çalıştıran avukatları kapsam içine aldıramasaydık ne olurduk? Düşünebiliyor musunuz? Yani başa ne gelirdi? Şimdi o sayede meslektaşlarım ve yardımcı personel işsiz kalmadı. Şükürler olsun. Mücbir sebepten etkilenenler, etkilenen meslek grupları içine mesela sokturduk. SGK borçlarını ötelettik, ertelettik. Baro aidatlarını ötelettik, ertelettik. Sonra bu gerçekten bütçenin zor zamanlarında birikmiş ödenekler vardı avukatlarımıza dağıtmak üzere. Evet. Onlar toplu geldi. Defalarca toplu geldi ve biz her hafta yargı zirvesi yaptık online. Adalet Bakanı'nın başkanlığında ilgili tüm müdürlerle birlikte öğretici de oldu. Yani sorunları birlikte çözebileceğimizi de böylelikle gördük. Bir imtihan bu. Bu imtihandan ben başarısız olmadığımızı düşünüyorum. Diyaloğun, iletişimin birlikte sorun, şöyle söyleyeyim, sorunun ortak olduğu bilincine varıp bunu birlikte çözebiliriz düşüncesinin başardığını görüyorum. Ama her çözüme sorun üreten bir zihniyette ise birileri, bunları görmelerini bekleyemem tabii ki. Bu süreçte aynı zamanda yine sizlerin biriminden yola çıkarak söylüyorum. Baro seçimleri de ertelendi, askıya alındı pandemi tedbirleri kapsamında. Şimdi program öncesinde bizlere gelen sorulardan da açıkçası bahsetmek istiyorum. Bu süreçte hani baro seçimleri askıya alındı fakat siyasi bağlamda birçok örnek verdi seyircilerimiz. Peki siyasiler propagandalarını gayet güzel bir şekilde yapabilirlerken baro seçimleri neden hala askıda ve neden ertelendi diye bizlere de sorular. Bu sorular haklı sorular. Bu soruları biz de soruyoruz. Evet. Fakat biraz daha matematiksel, biraz daha bilimsel sormaya belki gayret ediyorum. Ortada bir virüs gerçeği var. Şimdi bu virüs eğer kongre, kurultay ve benzeri ortamlarda ben insanlara bulaşmıyorum diyorsa hiç sorun yok. Ama bulaşıyorum, benim için kongre falan fark etmez diyorsa ortada bir sorun var. Çok güzel bir sözümüz, bir özdeyişimiz vardır. Sui misal misal olmaz. Evet. Diye. Keşke siyasi partilerde kongrelerini, kurultaylarını sadece delegelerle en azından yapsalardı. Düşüncem. Yani seyirci almadan ve o işte metrekare hesaplarına uyarak yapsalardı. Şunu çok doğru görmüyorum. Yani onlar yaptı, biz de yapmalıyız. Bir kere evet yapılmalı. Ama sağlıklı yapılmalı. Eğer virüs geçme tehlikesi bilimsel olarak varsa, onlar yaptı ben de yapacağım demek, o camdan atlıyor ben de atlayacağım gibi. Evet. Bir yanlış bir benzetmedir. Bence bir kanuni düzenlemeye ihtiyacı var. Bütün meslek örgütlerinin, kongrelerinin, kurultaylarının yapılabilmesi için bir derlemeye, toplamaya ihtiyaç var. Kimi iller yapabiliyor, kimisi yapamıyor, kimi kırmızı, kimi mavi, kimi turuncu. Turuncu aman diyorlar, kızardı diyorlar. İşte YSK karar veriyor. Seçim kısmını yapabilirsin ama genel kurul kısmı bana ait değil. Onu mülki idareyle çöz diyor. Bir belirsizlik var. Dolayısıyla yasama organları bu belirsizlikleri çözmekle görevlidir dünyada. Bizde de çözmelidir diye düşünürüm. Nasıl bir çözüm, yani bir çözüm birlikte çözmeliyiz diye bir talep olursa da biz üstümüze düşeni yaparız. Yani tek düze, tek düzen hesabıyla olmasını isteriz. Bunun altından bir siyasi polemik çıkarmaya da gerek yok. Yani ortada bir virüs gerçeği var. Ne ben öksürerek kimseye virüs yaydım, ne bir başkası.
Evet. Bir virüs var. Hı hı. Ve bundan da hepimizin korunması lazım. Baroların genel kurulları başka, mesela siyasi partilerden farklı olarak tüm avukatlar genel kurul üyesidir. Delege sistemi yoktur. O bakımdan kendisine kongreye katılmak, genel kurula katılmak durumunda mecburiyet halinde görüp de ama aynı zamanda hastalanırım mı diye korkanın siyasi hakkını da düşünmek lazım. Çünkü oraya katılmak, genel kurulda konuşmak, sadece oy vermek değil, konuşmak, fikir beyan etmek bir siyasi hak kullanımıdır. Bir an önce kanuni bir düzenleme yapılsın. Mesela online gelsin. Yapılabilir. Herkes online olarak işte parmak izi versin. Hepimizin elinde e-imzalarımız var. İşte biz UHAP, UYAP benzeri kardeşliği, UHAP altyapımız var, elektronik altyapımız var. Oradan ekranına bağlanalım, online bağlanalım, yapılsın. Teknolojinin nimetlerinden faydalanalım. Evet, ama kanun buna müsait değil. Kanun buna izin versin, yapalım. Bu da bir ders olsun bize. Beklemek yerine bir an önce yapılması taraftar mısınız? Bir çözüm taraftarıyım. Yani kanunun bir çözüm üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazı barolarımız yapıyor, bazıları yapamıyor. Bazıları dediğim gibi kırmızı bölgede. Kanun koyucu seçimlere ilişkin maddede tüm baroların çift yılların Ekim ayının ilk haftası seçim yapmasını istiyor. Evet. Ve böylece tüm onlar da üst bir kurulun delegelerini oluşturacak ve böylece aynı siyasi konjonktür içerisinde delegeler seçilsin her yerden. Evet. Birisi bir başka dinamik içinde, öbürü bir başka şartlar altında seçilmesin. Hepsi aynı hafta seçilsin istiyor. Bu bozuldu. Bunu toparlamak görevi de kanuna kalmış artık. Şahsen ben isterim ama seçim olmasını. Yani belirsizlikten ve hayatta ben belirsizliklerden hep rahatsız olan bir insanım. Evet. Önümü de görmek isterim. Dolayısıyla ben yapılsın istiyorum. Ama insan sağlığını da koruyarak. Evet. Bununla birlikte en azından ortak bir paydada buluşup en azından çözüm önerileri alınarak da bu sürecin geçebileceğini ifade ediyorsun. Mecliste çözüm. Mecliste. Yani evet. Meclisin bir adım atması lazım. Artık idari çözüm yetmiyor. Aynı zamanda biraz daha böyle güncele hem ilerleyen sorularımda da evet. insan hakları eylem planları olacak ve bunun öncesinde de zatınıza bazı sorularım olacak. Geçtiğimiz aylarda Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili Barış Atay mecliste sizinle ilgili birkaç laf beyan etmişti AK Partili milletvekillerine karşı. Bundan da haberiniz vardır. Bu süreçte de aynı zamanda sizlerin tarihe geçmişte bir kesiti var geçtiğimiz süreçlerde. Sayın Cumhurbaşkanımız henüz başbakanken bir kriz mi desem artık tam tabirini daha iyi bilirsiniz. Bu süreçte de sizlerin adı daha çok bahsedilmeye başlanmıştı. Bizlere şu soru soruldu en fazla. Yani eski Metin Feyzoğlu ve yeni Metin Feyzoğlu arasında ciddi farklar görüyoruz diyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz efendim? Böyle bir fark söz konusu mu sizce de? Şimdi bu soruyu sorduğunuz için bir kere teşekkür ederim. Rica ederim. Bir sayın milletvekilinden bahsettiniz. Biliyorum yani ismini duydum. Evet. Milletvekili olmadan önce de izlediğim bir insan değildi. Milletvekili olduktan sonra da izlediğim bir insan değil. Dolayısıyla yani bütün samimiyetimle söylüyorum, ne dediğini hatırlamıyorum. Ama iyi bir şey demediğini biliyorum. Evet. Yani çünkü iyi bir şey demez benimle ilgili. Söylediğini şimdi eleştiri vardır çok yararlanırsın. Not almıştım burada. Eğer izin verirseniz ifade edebilir mi? Fakat buyurun devam edin. Problem değil de şimdi şunu demek istiyorum. İnsan eleştiriden beslenir. Elbet. Eleştiri kendisine çeki düzen vermesini sağlar. Ama bunun için hem eleştirenin hem de eleştirenin söylediğinin yapıcı olması gerekir. Kesinlikle. Hayat bana yıkıcı, olumsuz insanların
uzağında durmamı öğretti ki daha yapıcı olabiliyorum bu sebeple. Dolayısıyla demek ki benim zihnim önem vermediği için, bütün samimiyetimle söylüyorum bunu, silmiş, okumuşumdur mutlaka. Evet. Gelir bana basın özetleri, gelir. Hatırlamıyorum o yüzden. Ve yani okusanız da cevap vermeyeceğim, okumasanız da cevap vermeyeceğim. Çünkü fazla bir değer atfetmek olur. Ben değer vermiyorum buna. Yapıcı olsaydı verirdim. Şimdi öte yandan Metin Feyzoğlu değişti mi? Tabii ki değişti. Tabii ki değişti. Çünkü bana, size verilmiş bu hayat bir kutsal hediye. Bahşedildi bize. Ve ben bu hayatı en iyi şekilde yaşamakla yükümlüyüm. O en iyi şekildeyi içini doldururuz tabii ki. Yani en keyifli şekilde yaşamakla yükümlü olduğumuzu kastetmediğim açık. Evet. Bu nedir? Öğrenerek, bilgini biriktirerek ve bu bilgiyle ışık saçarak, yol göstererek. Dolayısıyla benim dünümle bugünüm aynıysa 24 saatimi ziyan ettim. Bir daha sorunuza cevap veriyorum. Evet, ben tabii ki değiştim. Dünden bugüne de değiştim. Umarım siz de değişmişsinizdir dünden bugüne. Çünkü o 24 saat, o 1 saat, 6 saat her neyse denk olmaması gerekiyor. Elbette denk olursa ziyan ettik. Ziyan ettik. Bir fark yaratmamız, dünyada fark yaratmamız için kendimizde fark yaratmamız lazım. Öte yandan ilkesel anlamda baktığınızda, ilkesel zikzaklar var mı diye baktığınızda, şükürler olsun meslek hayatımda öğrendiğimi aktarmaya başladığım günden bu yana ben ilkesel olarak hiç değişmedim. Ben çok net bir insanım. Gittiğim yere göre de farklı konuşmam. Ben katıksız bir cumhuriyetçiyim. Ama katıksız cumhuriyetçiyimi parmak sallayan, başkalarının hayatlarına karışma hakkı gören bir zihniyet olarak görmem, düşünmem. Çünkü katıksız cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk'ümün cumhuriyeti insanlara düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü ve birey olma hakkını veren cumhuriyettir. Ha, tarihi 1920'leri 2020'nin koşullarıyla yargılama yanlışına da girmemek lazımdır. 1920 başkadır, 2020 kuşkusuz şartlar itibariyle başkadır ama ilkeler açısından baktığınızda değildir. Ha, ben katıksız bir Türk milliyetçisiyim. Ama nasıl bir katıksız Türk milliyetçisiyim? Bunu burada söylemekte mesele yok. Ben bunu gittiğim her yerde söyledim. Türkiye'ye 7 kere dolaştım. Ve buraya gitme gece, buraya şu saatte gitme denilen yerlere gidip bunları söyleyebilirim ben. Çünkü inanıyorum, ben buyum. Atatürk'ün tanımladığı şekilde bir Türk milliyetçisiyim ben. Benim için milletin her bireyi bir diğerine eşit. Yeter ki Türkiye'ye, millete ve Türkiye Cumhuriyeti devletine bağlı olsun. Ben kimsenin mezhebiyle ilgilenmem, inancıyla ilgilenmem, etnik kökeniyle ilgilenmem, siyasi görüşüyle ilgilenmem. Bağrıma milletimin ferdi olarak basarken bir insanı bu ayrımlara girmem. Bu sebeple de milli her meselede her şeyi bir kenara bırakırım. Önce millet, önce devlet derim. Hep böyle yaptım. FETÖ'ye FETÖ denmezken de böyle, yani FETÖ değildi o zaman. İşte cemaatti, şuydu buydu. Bakın geriye dönün.
Sayın Cumhurbaşkanı'nın acaba ilk uyarı mektubunu Sayın Başbakanken kim yazmış? İlker Başbuğ sayarsınız, saymazsınız, seversiniz, sevmezsiniz. Bugün dediğinden dolayı eleştirirsiniz, eleştirmezsiniz. Basit bir şey. İlker Başbuğ, savcı kılıklı bir terörist, tutuklamaya sevk ettiğinde, bakın benim mektubum yayınlanmıştır, açık mektuptur. Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Başbakan'a açık mektup. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, Ankara Barosu Başkanı'ydım. Bu Türkiye'nin bir önceki Genelkurmay Başkanı'na operasyon değildir. Size operasyondur. Bir sonraki hamlede sizi içeri almak için bu operasyonu yapıyorlar. Çünkü Genelkurmay Başkanı'nın yararlandığı anayasa maddesinin bir üst fıkrasında Başbakan'ın ve Cumhurbaşkanı'nın nasıl soruşturulacağı ve tutuklanacağı yazıyor. Ona bu adamlar İlker Başbuğ özelinde uymayarak sizin tatbikatınızı yapıyorlar diye mektubu yazan benim. Aynıyım değil mi? Bakın. Şimdi tabii Türkiye duygusal bir ortamda ve toplumumuz da duygusal. O tarihte biz siyah beyaz diye ayırmayı çok seviyoruz insanlarımızı. Halbuki dünyanın renkleri siyah beyazın çok ötesinde. Çok çok farklı renkler var. Bir insan farklı bir siyasi düşünceden olabilir ama milli mesele olduğunda onu bir kenar bırakır, gözü görmez. Benim de gözüm görmez. Milli mesele olduğunda hiçbir şey gözüm görmez. Sonra ne oldu? Bakın İlker Başbuğ o Zekeriya Özdenilen evet. Terörist, savcı kılıklı terörist içeri aldırdı. İki ay geçmedi MİT müsteşarının kapısına dayandılar. Hedef kimdi? Başbakandı. Evet. Asıl hedef neydi? Türkiye'yi üniter yapıdan koparıp gevşek bir federasyon ve ardından da paramparça bir işte yeni Sevr haritasına dönüştürmekti. Türkiye buralardan döndü. Dolayısıyla benim herhangi bir bu noktalarda zikzakım olmamıştır. Açılım. Açılım. O tarihte hep şunu söyledim. Türkiye'nin, hala söylüyorum. Türkiye'nin toplumsal bir barışa kuşkusuz ihtiyacı vardır. Toplumsal barışın yolu hukuk paydasında 83 milyonu kucaklaştırmaktır. O zaman 83 değildik, 78 milyonduk. Ama bugün evet. Güncelleyeyim. 83 milyonun hukuk paydasında buluşturmaktır. Aç parantez, insan hakları eylem planının zaten ana amacı bugün bu. Doğru yerdeyiz demek ki. Ve bu yapılırken Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de silah bıraksın demek PKK'ya teslim olmaktır. Böyle açılım olmaz dediydim. Geldik mi buraya? Doğru söylemiş miyim? Doğru söylemiş. O zaman FETÖ Türkiye'nin yargı, emniyet ve ordunun kılcal damarlarından üst kademelerine kadar yerleşmiş durumda. Hepsini bilmiyoruz biz tabii. Ama plan neydi? Plan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne diz çöktürüp ondan sonra şu açılımı yapalım. O açılım değildi, teslimiyetti. Devlet gördü bunu. Devlet gördü, tedbirini aldı. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Geçmişte sizin açık mektup yazarak veya bilahare yaptığınız uyarılarla bugünkü ünsiyetin kurulmasının temelleri eskiden atıldı diyebilir miyiz? Şöyle diyelim isterseniz. Herkes devlette, herkes samimiyetle birer adım galiba birbirine attı. Arzu ettiğimiz buydu. Ben mutlulukla attım. Çünkü eğer ben ülkemin cumhurbaşkanına aracısız düşüncemi sunabiliyorsam, bakın bu düşüncemin kabul edilmesi değil, edilir, edilmez, değerlendirilir ama sunabiliyorsam, çünkü ben yargının
savunma ayağının başıyım. Mutlaka. Ve bana bu imkan sağlanıyorsa, ben Adalet Bakanı'yla, Adalet Bakanı da benimle istediğimiz an görüşebiliyorsak ve buradan hayırlı bir sonuç çıkıyorsa, istişare mekanizması doğru işliyorsa, zaten istediğimiz budur değil mi? Önceden yok muydu bu istişare ortamı? Hayır. Hayır. Bunda bizim de hatamız olmuş olabilir. Bilemem. Ama yoktu. Türkiye öğrendi. Müsibetlerden de öğrendi. Çözümün böyle olması gerektiğini, problemlerin böyle giderilmesi gerektiğini. Şimdi bakın, sanıyorum hepimizde bir insanı bir yere etiketleyip rafa yerleştirme kolaylığı var ya da kolaycılığı var. Aa, bu burada böyle mi dedi? Şak yapıştır buraya koy. Oysa şimdi 10 parmağımız var. Parmak izlerimiz farklı. Kendi içimizde parmak izlerimiz farklı değil mi? Ve dünyada milyarlarca insan var. 6 milyarı geçti herhalde, hı hı, değil mi? 6 milyar insanın bütün parmak izleri birbirinden farklı. Yani Rabbim isteseydi herhalde en azından 3'ünü 5'ini aynı yaratırdı. Mutlaka. Biz farklıyız. Ama farklı olmak yanlış değil. Farklı olmanın güzelliğini nasıl yakalarsınız? Şöyle. Her konuda aynı düşünüyorsa benim yanımdadır derseniz, kendinizi tekrar eden insan istiyorsunuzdur. Doğrulayan. İstişare böyle olmaz ki. Meclis böyle olmaz ki. Benden farklı düşünen ama aynı hayır için düşünen, aynı üstün menfaat için düşünen insanları ben bir araya getirebiliyorsam, işte bu çok çok anlamlıdır. Farklılıkların zenginlik olduğunu ifade ediyorsunuz. Ama bunun için, bak bu laf açılım sürecinde çok söylendi. Farklılıklar zenginliğimizdir dedi. Bu mozaiğe kadar gitti. Önce ortak noktaların altını çizin ki sonra farklılıklar zenginliğimiz olsun. Ortak noktamız kolumuzdur. Parmağımız ayrıdır. 5 parmağımız var bu elde. Kolumuz Türk milletidir. 5 parmağımızın farklı olduğunu konuşup kolumuzun bir olduğunu unutursak birbirimize düşüyoruz. Kolumuzun birlikteliğinden yola çıkıp biz önce Türk milletiyiz dersek, ondan sonra bu farklılıkları işte işlevsel bir şekilde kullanabiliyoruz. Ha, neyi öğrendim ben kendi adıma? Sıkılmış yumrukla el sıkışılmıyor efendim. Elinizi uzatırsanız o el karşı tarafın elini sıkmaya yarıyor. O anda karşı taraf olmuyor işte. Bana sen ne düşünüyorsun dendi. Ben böyle düşünüyorum diyebildim. Bu ortam işte işbirliği ve ülke için güzel bir şeyler yapma ortamıdır. Ben memnunum. Her konuda aynı düşünmek zorunda değilim hiç kimseyle. Ama düşüncelerimi her zaman nezaketle ifade ettim. Tabii o bir altyapıdır. Bakarsanız benim bütün konuşmalarıma, hiçbir zaman hayatımda saygısız, ölçüyü aşan, edep sınırlarını zorlayan cümleler sarf etmemişimdir, eleştirmişimdir. Ağır da eleştirmiş olabilirim, bir de kişiselleştirmem. Peki, asla hiçbir şeyi kişiselleştirmem. Bugün o istişare ortamı devam ediyor mu? Tabii ki. Zemini düzgün bir şekilde ilerliyor mu? Gayet, gayet düzgün bir şekilde ifade ediyor. Eylem planında da gördük zaten. Bir tane örnek vereyim size, hadi biraz gülelim, çok ciddi konulara böyle pat diye girdiniz. Şimdi bir benim azılı muhaliflerimden olduğunu düşündüğüm, ki baş tacıdır hepsi, bir meslektaşım eylem planını okuyor. Bu insan hakları, evet, eylem planını okuyor. İşte baro tarafından CMK kapsamında görevlendirilen avukatların ücretleri arttırılacak. Adli yardım hizmeti veren avukatların üzerindeki
KDV yükü de indirilecek diye bir cümle var. İyi düşünmüş yahu dedi. Evet dedim. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı sabah kalkıyor. Ya şu avukatların üzerindeki vergi yükünü arttıramadık diyor etrafına. Hatta hanımefendi ya neyin var senin ya da neyin var, neyiniz var sizin? Bugün sizi biraz durgun gördüm deyince ya ben CMK ücretlerini hala arttıramadım. Çok üzgünüm diyor. Arkadaş dedim sen böyle mi sanıyorsun? Bunun takip edilmesi lazım. Yani Türkiye Cumhurbaşkanı sadece Türkiye'nin değil. Bu içinde bulunduğumuz ortam, tecrübe, Türkiye'nin jeopolitik konumunu tam manasıyla kullanır hale gelmesi vesaire, jeopolitik konumundan aldığı gücü. Yani ben öyle oluyor ki bazı işte görüşme günü verildiğinde işte bir dert anlatacağım meslekle ilgili. Rusya Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmeden geliyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani şimdi Sayın Putin'le şöyle konuştuk diye salona giren birine ben adli yardım tarifesini anlatırken mahcup oluyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama dinliyor. Özel bir şey bu, önemli bir şey. Demek ki o eylem planında doğrudan meslektaşları ilgilendiren onlarca kalem varsa herkes bilsin ki bu kendiliğinden olmuyor. Bu takiple oluyor, ikna etmekle oluyor, anlatmakla oluyor. Ben bunu yapabildiğim bir ortamı meslektaşlarım adına bulduğum için mutluyum. İki, en az bunun kadar önemli bir şey var. O da şu, dünyada gördüğüm ve büyük devlet diye kayıtlara geçen devletlerdeki uygulamayı kastederek söylüyorum. Dünyada gördüğüm bir yaklaşımın Türkiye'de de başarmış olmamızdan duyduğu mutluluk, o da şu. Amerikan hükümeti, Amerikan barolar birliğiyle istişare eder. Sadece hukuk konusunda etmez. Soft power diplomasinin ya da devletin soft power'ı hukuktur. Hı hı. Bu anlamda istişare eder. Türkiye Barolar Birliği bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın yönlendirmesiyle benim talebim ve sunduğum rapor ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da tamam doğru bunu yapalım demesiyle kapalı Maraş'ın açılmasının uluslararası hukuk açısından mümkün olduğunu ortaya koydu. Ve biz kapalı Maraş'ta o son büyük açılmadan önce biz açtık. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısının, o zaman başbakandı Sayın Ersin Tatar'ın ve benim açılış konuşmalarımla Maraş açılmalıdır orada dünyaya ilan ettik. Ve burada bazı basında tepki şuydu. Askeri bölgede açılış yaptılar. Askeri bölgede öyle görüyor. Kıbrıs Rum kesiminin gazetelerine bakıyorsunuz. Büyük bir hezimet olarak kendi açılarından görüyorlar. Bizim açımızdan çok inanılmaz bir adım. Önleyememiş olmalarına çıldırıyorlar. Bizim bazı basına bakıyorsunuz, orada evinde açılış diye geçiyor. Evet. Mesela. Yani şimdi bu böyle bir toplantıyı Türkiye Barolar Birliği yapmalıydı. Devlet değil, Türkiye Barolar Birliği yapmalıydı. Ama kuşkusuz devletin desteğiyle yapmalıydı, yaptık. Bunun gibi nice işler. Mesela işte sınırda operasyon yapıyoruz. YPG güçlerine karşı içeriye girdik. Ben
canlı yayında İstanbul'da televizyondayım. Başka bir şey konuşuyoruz. Bak bölündü. Oraya bağlanıldı. Terasta operasyonu izleyen gazetecilere PKK sniperla ateş ediyor. Ve havan topu yakına düşüyor. Hı hı. Otelin yakınına düşüyor. Besbelli ki yani şey yapacaklar. Evet. Ayarlamaya çalışıyorlar. Programcı arkadaş sordu oradaki kendi muhabirine. Yabancı gazeteciler nerede dedi. Onlar sığınakta dedi. Peki olabilir. Olabilir. İner misin sığınağa? Ne düşünüyorlar dedi. Çünkü gazetecilere ateş ediliyor. Hı hı. Ya Avusturyalıydı ya Alman'da hatırlamıyorum. İndi hemen aşağıya. Kamerada arkasından iniyor. İndi oradaki muhabir aşağıya. Şeye sordu. Oradaki hanım gazeteciye sordu yabancı. İşte ateş ediliyor bize. Havan topu da düştü. Bir gürültü duydum ama anlamadım ne olduğunu dedi. Ha evet top oynuyorlar ya da düğün var havai fişek atılıyor. Ya besbelli gazetecileri ateş ediyor. Şimdi size soruyorum. Bir Alman gazeteciyi PKK hedef alsa, bir Alman gazeteciyi DAEŞ hedef alsa, Avrupa'da yer yerinden oynar değil mi? Türk gazetecilerin ateş ediliyor, ses seda yok. İşte program bitti. Ben derhal Urfa'ya bilet aldım gittim. Çünkü bunun dünyaya duyurulması lazımdı. Dünyaya oradaki Türk gazetecilere ateş edildiği haberi gitmiyor. Ama dedim ki Türkiye Barolar Birliği Başkanı oraya gider de bunu bildirirse, oradan bildirirse haber olur. Evet. Oldu. Evet. Haber oldu. Tabii ki çarpıtarak oldu. Yerli basın burada çarpıttı. Türk askeri sivilleri hiçbir şekilde en ufak bir zarar vermeden koruyor ve ilerliyor anlamında bir cümle söyledim. Tabii ki çarpıttılar. Tabii ki kes yapıştır yaptılar ama oldu. Ve orada o gazeteciler de benden röportaj yapmak istedi. Sorularını cevapladım. Ama ondan sonra onlara ben de bir soru sordum. Size ateş edilmiş olsaydı dünya basını ayağa kalkardı. Siz Türk gazetecilerinin ateş edildiğini haberleştirdiniz mi dedim. Haberleştirmemişlerdi maalesef. Bu da bir milli meseledir. Bu da bir milli meseledir. Ha, Fransız Barolar Birliği ya da Paris Barosu da aynı zamanda Türkiye'yi kınayan ve operasyonda Türk ordusunun sivillere yönelik katliam yaptığını iddia eden bir rapor yayınladı. Fransız avukatları Paris Barosu'nu, Paris Barosu diye hatırlıyorum. Ya sana ne bundan, sen mesleki konulara baksana demediler. Evet. Ama ben Türk Silahlı Kuvvetleri sivillere yönelik bir asla operasyon yapmıyor, sivilleri koruyarak yürüyor dediğim için bana dendi ki ya sen işte avukatlık meselelerle uğraşsana. Ben milli bir insanım. Programın başında da ifade ettiniz. Ben katıksız bir cumhuriyetçiyim, Türk milliyetçisiyim dediniz. Bugün için Türkiye konjonktürüne baktığınız zaman Türkiye'nin en önemli milli meselesini hangi konu başlığı olarak görüyorsunuz? Hukuk paydasında buluşmak. Herkesi hukuk paydasında buluşturmak zorundayız. Bu ülkede ister Edirne'de yaşayın, ister Ankara'da, ister Urfa'da, ister Şırnak'ta, Yüksekova'da insanımız şunu istiyor. Ben bu adliyeden adalet alırım. Bu adliye bana adalet dağıtır. Bu hastaneden sağlık alırım. Bu belediye bana hizmet verir. Bu devlet dairesi bana eşit muamele yapar. İnsanımız kanun önünde anayasaya göre eşit. Hı hı. Bu eşitliği elinde hissetmek istiyor. Ankara'da da istiyor. Ankara'da da istiyor. Edirne'de de istiyor. Birileri o tarafta sömürecek malzeme buluyor. Etnik kökenden sömürecek malzeme buluyor. Oradan yürüyor.
bizim sömürüye izin vermememiz gerekiyor. Yani sömürecek alan bırakmamamız gerekiyor. Hukuk paydasında herkesi buluşturmak işte o 83 milyonumuzun her birinin ben iyi ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım demesini sağlar. Bu cümle o kadar önemlidir ki çocuğuna da devlete bağlılık aşılar. Devlete bağlılığın aşılanması bazılarının sandığı gibi öyle Şırnak'ta falan sorun değil. Emin olunuz İstanbul'da, Ankara'da ve hiç beklemediğiniz İzmir'de, çok süslü semtlerde de sorun. Peki bu nasıl sağlanacak? Birinci bölümün sonunda son kez bu soruyu sormuş Eğitimle oldum. Sağlanacak. Zamanla sağlanacak, eğitimle sağlanacak. Gerçek tarihimizi öğreterek sağlanacak. Hamasetten uzak cümlelerle sağlanacak. Nereden geliyoruz? Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Bu zaten milletin tanımı. Ortak geçmişten geldik. Birlikte direndik. Birlikte inşa ettik. Birlikte daha iyisini inşa edeceğiz. Bir inşa sürecindeyiz. Millet sürekli bir inşa sürecindedir. Sürekli. Çünkü nesiller değişiyor. Nesiller değişirken inşa süreci de devam ediyor. Kopmaların olmaması gerekiyor. Şimdi kopmaların olmaması için ya şu tarihimizle hesaplaşmayı bir bıraksak artık da. Yani 2021'den 1800'lere 1900'lere hesaplaşma ve kamplaşma mantığıyla yaklaşmayı bir bıraksak da objektif olarak alsak, doğrusunu alsak daha iyiye götürsek, yanlışını alsak yapmasak olacak. İnşallah. Bir süreçtir bu. Bir süreçtir. Efendim ilk kısmımızı da bu şekilde bir virgül atmış olalım. Şimdi kısa bir reklam arasına gireceğiz. Reklamların ardından tekrardan sorularımızla devam edeceğiz efendim. Kısa bir reklam arası. Efendim reklamların ardından yine sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Metin Feyzioğlu'ydu. Kendisi Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve sorularımızı da aynı zamanda yöneltmeye devam edeceğiz kendilerine. Efendim biraz daha böyle konuları güncele doğru getirmek istiyorum. Bir önceki kısımda teknolojiden bahsettik, teknolojinin imkanlarından bahsettik. Şu süreçte de aynı zamanda şu an toplum nezdinde teknolojinin, sosyal medyanın bir ayağının da yani yargının bir ayağının da sosyal medya üzerinden ilerlediğini ifade ediyorlar. Bunun yakın zamanda da bürokraside bir örneğine şahit olduk. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun ailesine ve validesine çirkin bazı söylemler gerçekleştirildi. Bir fotoğrafın altına yapılan yorumlar neticesinde ve bunun üzerine bu yorumu yapan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ve yine Sayın Soylu bu sistemini tekrardan sosyal medya üzerinden dile getirdi. Fakat bu konuda da Sayın Abdülhamit Gül, kendisi de aynı zamanda sizin de öğrenciniz oluyordu. Yanılmıyorum, öyle değil mi? Sayın Gül de bu şekilde bir ifade kullandı. Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum diyerekten bir konuşma gerçekleştirdi. Sosyal medya ve yargı konusunda sizler neler düşünüyorsunuz? Çünkü birçok konu orada linç edilebiliyor, birçok konu orada yargıya taşınabiliyor. Ben de sosyal medyada saldırının da sevginin de hedefiyim, alışığım buna. Tabii kişiler arasındaki polemiklere ve siyasi tartışmalara biliyorsunuz ki ben hiç girmem. Kesinlikle. Sayın Adalet Bakanı bizim çalıştığımız gerçekten en iyi bakanların başında geliyor. Çünkü sahadan geliyor. Elinde çantasıyla avukatlık yaparak emeğiyle parasını kazanmış, hayatını idame ettirmiş. Sonradan siyasete girmiş bir isim. Yani UYAP kullanan bir Adalet Bakanı var. Anlatmakta zorlanmıyorsunuz. Hatta bazen o bazı teknik konuları bu böyledir diye kendi bürokratlarından daha iyi biliyor, söylüyor. Çünkü yapmış.
meseleleri bildiği için çalışmakta da hiç zorlanmıyorsunuz. Son derece iyi bir çalışma ortamını sağladı. Biz kendisinden çok razıyız. Sayın İçişleri Bakanı da canını dişine takarak ülkeyi güven içerisinde sürdürmeye, ülkedeki güvenliğin bozulmasını önlemeye çalışan bir Sayın Bakan. Bazen şunu söylüyorum kendimden, kendi kendime, hatta sanıyorum kendisine de söylemişimdir. Cümleleri daha yumuşak kurmakta fayda var. Çünkü Türkiye'nin sertleşmeye değil, yumuşamaya, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Tabii ki tedbirlerin çok güçlü alınması lazım. Terörle yaşayan bir, terörle iç içe yaşayan bir ülkeyiz. Yani İsrail'de, İsrail bu kadar büyük tehdit altındayken hiç kimse niçin çantamı X-ray'den geçiriyorsun benim demiyor. Elbette çok istihbaratımızın da çok sıkı olması lazım. Elbette tedbirlerin gevşememesi lazım. Fakat dil yarası bıçak yarasından bazen daha ağır olabiliyor. O yüzden kendime de bunu çok sık söylüyorum. Dostlarıma da bunu çok sık söylüyorum. Cümlelerimizi daha az kırıcı eğer seçersek sonradan çok daha rahat anlaşabiliyoruz insanlarla. Ve bir de bakıyoruz ki aslında aynı şeyi istiyoruz, aynı şeyi düşünüyoruz. Evet. Amacımız aynı. Bunu herkes için söylüyorum. Sorumlu mevkilerdeki insanlar, kendimi en başa koyarak ifade edeyim ki yanlış anlama olmasın, daha da dikkatli davranmalılar. Bir canlı yayında ben öfkelenmiştim bir yoruma. Çok kötü bir yorumdu gerçekten. Yani çok ağır, çok haksız bir itibar kırıcı yorumdu. Sert bir cevap verdim. Ertesi gün bir işte yaygın medyada önemli bir gazetede bir köşe yazarı böyle yapmamalısın sen. Sen herkes değilsin dedi ve anında hak verdim. Hemen çok haklısınız, teşekkür ederim uyardığınız için de özür diledim. Ve rahatladım. Rahatladım. Yoksa hepimiz sert olabiliriz ya. Hepimiz çok çok sert olabiliriz. Hepimiz çok iyi de kavga da edebiliriz. Kavga etmekte büyük bir mesele yok. Ama kucaklamak lazım. Neyse, bu sosyal medya meselesinin tabii şöyle çözümlenmesi lazım. Türkiye ona çalışıyor. Sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilci bulundurması. Almanya'da var. Ama bazı sosyal medya platformlarında Türkiye'de tebligat çıkartamıyorsunuz. Muhatap bulamıyorsunuz. Evet. Yani biz Alman insanından daha mı şeyiz, daha mı az değerliyiz? İşte Amerika'da var, bir muhatap buluyorsun. Ama Türkiye'de bir ihtar çekeceksin. Ya en aşağılık iftiralar gezebiliyor. Benle ilgili yaptılar. Mesela çok yapıyorlar da bir tanesini size söyleyeyim. Bir tane hanımefendiyi alışveriş merkezinde vakit geçiriyoruz. İşte arkadaşlarım, ekip halindeyiz. Yani tek başıma da değilim. Bir grup halinde uçak saatini bekliyoruz. Sabiha Gökçen'de gideceğiz. Yoldaki bir alışveriş merkezindeyiz. İki tane hanımefendi geldiler. Biz sizi çok takdir ediyoruz. Düşüncelerinizi izliyoruz. Bizimle fotoğraf çektirir misiniz dediler. Ben de dedim ki onur duyarım. Ve ben gerçekten günde yani 100-300 girdiğim ortama göre fotoğraf çektiriyorum. Ve bundan da çok mutlu duyuyorum. Çünkü insanların sevgisi sizin için bir onurdur. Elbette. Sevmek zorunda değil sizi. Ama eğer bu fotoğraf çektirmek istiyorsa gerçekten memnun oluyorum, mutlu oluyorum. Ben de insanım. İki türbanlı hanımefendi, biri bir yanıma geçti, biri bir yanıma geçti. Fotoğraf çektirdik. Ve ben bunu onların da tabii izniyle yayınladım.
Instagram'da. Hı hı. Neden? Çünkü derler ki sonra bizi değerli görmediği için fotoğrafımızı paylaşmadı derler. Evet. Ben bunu kıramam. Yani bunu hak etmiyor o insanlar. Kimle fotoğraf çektirirsen vatandaşla onu yayınlarım. Ben de yayınladım. Şimdi bir ahlak yoksunu bu fotoğrafı almış, bir taraftaki hanımefendiyi kesmiş, öbür hanımefendiyle bizi yan yana bırakmış, yanına eşimin fotoğrafını koymuş, Cumhurbaşkanı'na yalakalıkta son nokta eşini kapattı. Bu şeyle yayınlamış bunu. Şimdi bakın, ben bana hakaretlere bana sosyal medyada cevap vermiyorum. Avukatlarım gereğini yapıyorlar. Bazen tahammül sınırlarını aşabiliyorlar. Bu benim tahammül, şahsi tahammül sınırım değil. Bakın, buna çok sert cevap verdim. Çünkü bir hanımefendinin namusuyla ilgili bir şey söylüyor. Eşim de aldırmaz buna, biliyor. Ama o hanımefendinin, belki evli, çoluğu çocuğu, anası babası var. Bir kadın kuruluşu Allah için çıkıp da bu kadının insan hakkı, bu kadının kadın hakkı ne olacak, nedir bu pespayelik demedi ya. Öfkeliyim onlara, kırgınım onlara. Ve buradan söylüyorum, kadın haklarını koruyan kendi komisyonumuza da kırgınım. Benim hakkımı savunsunlar istemiyorum bakın. Benim hakkım ihlal falan edilmedi. Ben oradaki bir hanımefendinin benim eşim olarak çok haksız bir şekilde takdim edilmesidir mesele. Yoksa açıkmış kapalıymış, bu değil. Hiç kimse benim eşimin ne evli olduğumla ilgilenebilir, ne de eşimin açık olup olmadığıyla. Açıkken kapalı olup olmadığıyla. Açıktı, kapandı. Ha, bir de tabii bir genel çöllük var herhalde. İki hanımefendi birbirine hiç benzemiyor. O da ayrı bir şey. Yani, ama algılar çok önemli ya. O da ayrı bir şey. Alttaki yazıyı okuyor. Daha bitmedi ki. Şimdi bunu sosyal medyadan aldılar. En sonunda Amerika'dan bir akrabam, uzak bir akrabam, Metin ne oldu diye. Abi dedim, sen iki fotoğrafı karşılaştırdın mı? Aa dur, karşılaştırmadım, yazıyı okudum dedi. Düşünebiliyor musunuz aşağılıktaki artık seviyesizliği? Ve bunu bazı avukat baro delege gruplarında gezdirdiler. İşte bak, Cumhurbaşkanı'na yaranmak için diye. Başka şeyden vur, başka şeyden eleştir. Ama buradan yapma. Çünkü buradan nerede, buradan tutacak yer yok. Hem bir insanın kılığı kıyafeti üzerinden densizlik yapıyorsun, haddin olmayarak. Hem bir insanı aile hayatını ortaya koyuyorsun, namus, şeref noktasından hırpalıyorsun. Hem de ondan sonra marifetmiş gibi bunu gezdiriyorsun. WhatsApp'ta gören de yaydı. Gören de yaydı. Milyonları buldu, biliyor musunuz bu? Mutlaka bulmuş. Milyonları buldu. Geçen lastik patladı şeyde, ailecek bir tatilden dönüyorduk. Abi eşin kapanmış dedi lastikçi. Sana ne ya dedim. Sana ne dedim? Orada oturuyor eşimde. Baş dedi burada. Çok merak ediyorsan burada, ama sana ne? Evet. Ayıptır ya. Mutlaka. Ayıptır. Ve ondan sonra kadın hakları. Bu kadın hakkı değil mi efendim? Mutlaka. Ve ben hakkımın savunulmasını istemiyorum. Evelallah, ben kendi hakkımı savunurum. Bana zarar veren bir şey değil bu çünkü. Ama bir kadının hakkı. O hanımefendinin hakkı.
O zaman buradan Türkiye genelinde şu tüme varıma ulaşabilir miyiz? Türkiye'de yeterince kadın hakları savunulmuyor diyebilir miyiz? Valla biz sevdiğim bir söz var ve hala bunun peşinde koşmaya devam edeceğim. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın, haksızlık diyebilmemiz lazım. Ya kişisine göre değil, yapanına göre değil. Kolay değil belki bu kadar sertleşmiş bir toplumda ama bunu yapmaya devam etmek lazım. Ayırmadan yapmaya devam etmek lazım. Burada ben ayrımcılığa uğradım. Efendim bir diğer konuysa KHK mağdurlarıyla ilgili bir sorum olacak aynı zamanda. Bu konuyla alakalı olaraksa öncesinde işte başkanlık sisteminin gelmesi ve bir öncesinde 15 Temmuz hain darbe girişimi neticesinde çıkan OHAL ve KHK durumu söz konusuydu. Toplumda da şu süreçte vatandaşın ciddi kanayan yarası olarak bahsediliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz efendim? KHK'lıların bu mağduriyeti mi desem artık? Bu konuda sizler neler düşünüyorsunuz? Şimdi Mehmet Beyciğim, Türkiye çok 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 olağanüstü bir dönem yaşadı ve yaşıyor. Yani etkisi zayıflasa da giderek haklı bir normalleşmenin içine girsek de kuşkusuz zararlarını, olumsuz sonuçlarını hala içimizden, toplumumuzdan, kurumlarımızdan ve sistemimizden atamadık. Örneğin 4000 civarında hakimi 15 Temmuz'un hemen akabinde ihraç ettik, hakim savcıyı. Olağanüstü bir yolla ettik. Çünkü olağan yolla bundan başa çıkma ihtimali yoktu Türkiye'de o dönemde. Hani Türk Devleti gitti geldi. Gitti geldi. Sonrasında tabii KHK ile ihraç dediğiniz zaman idari bir işlem. Yani evet, idari bilgi geliyor, idari bir işlem ve idari bir birim denetliyor. Yanlışlıklar yapılmış mıdır? Yapılmıştır. Yapılmıştır. Yargı da yanlışlık yapıyor. Mühim olan bir, en az sayıda yanlış yapmaktır. İki, yanlışın yargıdan dönmesini sağlayabilmektir. Bu ihraçları inceleme komisyonunun ciddi bir çalışma yaptığını ben biliyorum. Evet. Yerinde de gördüm. Kamuoyuna açıklandığının ya da anlatılabildiğinin üzerinde derin ve çok çarpanı ve korelasyonu olan, yani ilişkileri kurabilen çok geniş bir veri tabanına sahip bir araştırma yapıyor. Gördüm. Bunun yani böyle bir tek işte bir hesabım vardı şuradan işte bir tek o sebeple bir gazeteye aboneydim. Bu değil. Bu değil. Hatta ben rastgele de bakmak istedim bazı şeylere, nasıl yapıyorsunuz diye. Öyle olmadığını en azından birkaç örnekte gördüm. Tutarlılıkları var yani. Tabii. Yani ciddi bir çalışma olduğunu size söyleyebilirim. İlk dönemde, ilk bu ilk aylarda maalesef şunlar da oldu, olmadı değil bakın. İşte yükselmek istiyor görevinde bir üniversitede birisi. Kadro dolu, en kolay şey suçlamak. O heyecanla yapılan bazı yanlışların olduğunu düşünüyorum. Açıkçası ilk anlarda. Sonra bir de düşünsenize, yani ben ertesi günü Adalet Bakanlığı'na gittiğimde ne yapacağız dediğimde yani bakan müsteşarın kapısının önünde uzun namlulu işte özel timler bekliyordu. Herkesin beli silahlıydı. Kim kimdir bilmiyorsun. Ya, o haldeydik. Yani şimdi oralardan geldi. Şu olağanüstü bir durum bu.
Ve ciddi bir ilk dönemin o heyecanını atlattıktan sonra daha derli toplu, daha ayakları yere basan, daha çok daha güvenilir bir araştırma yaptığını ihraçları inceleme komisyonunun söyleyebilirim. En sonunda bir rapor geldi şimdi yeni masamda. İnceleyeceğim onu, teşekkür ediyorum, göndermişler. Bu açıdan Türkiye doğru işler yaptı. Bu da belki şu olabilirdi, daha hızlı çalışılabilirdi. Daha fazla personelle çalışılabilirdi. Fakat konu o kadar hassas, gizlilik derecesi o kadar yüksek ve bu örgütün elemanları yükseldikçe o kadar zor teşhis edilip, o kadar özel bağlantıların ortaya çıkarılması gerekiyor ki, bir kısım yavaşlık da oradan geliyor diye en azından bana açıklandı. İşte bu idari yargıya da tabii tabi oradakiler. İdari yargıdan da dönen pek çok karar var. Şimdi bunu bu kenara bırakıyorum bir saniye. Bu sırada bu ihraç, kamudan ihraç edilen hukukçuların avukatlık yapıp yapmayacağı, yapamayacağı gündeme geldi. Biz orada kendimiz bir orta yol bulduk. Dedik ki, hakimlikten ihraç edilmiş ama yargı kararı yok. Disiplin işlemi olarak ihraç edilmemiş. Olağanüstü bir dönemin KYK ekinde ihraç edilmiş. Neyse, bu ihraçlar üzerine bu kişiler avukatlık yapabilecek mi? Ve o tarihte bazı barolarımız haklı olarak çekindi. Dediler ki yani şimdi alırsak biz de mi acaba, mesela Ankara Barosu almadı. Evet. Uzun süre almadı KYK ihraçlarını. Şimdi biz düşündük, taşındık. Dedik ki çıkan işte 696-697 KYK'lar kamuda istihdam edilemez diyor. Biz kamuda istihdam etmiyoruz. Biz levhaya yazıyoruz, yani baro sicil defterine yazıyoruz. Avukatlık yetkisi veriyoruz ama örneğin kendi kurumumuzda kadrolu istihdam edemeyiz. Anlatabildim mi Fahsiye? Serbest çalışabilir. Özel şirkette çalışabilir ama kamuda istihdam edilemez diyor. Biz kamu levhaya yazmak, avukat ruhsatnamesi vermek, kamuda istihdam etmek değil. Bunu getirdik. Ve barolarımız da bu yolu takip etti, aldık. Burada da amacımız şuydu, çoluk çocuk, aileler sefil olmasın ve devlet düşmanlığı oluşmasın. Neticede birinin yaptığı bir yanlış var ama o adamın da, o kadının da baktığı ve onun eline bakan bir sürü boğaz var. Annesi, babası, çoluğu, çocuğu, eşi eve ekmek bekler. Bu insanları açlığa mahkum edersek bundan devletimiz de zarar görür gibi bir muhasebe de yaptık, açık söyleyeyim. Hem hukuk hem de bu muhasebeyi yaptık. Ve biz aldık. Levhaya yazdık. Daha sonra iptal davaları açıldı. İdare mahkemeleri bizim işlemleri iptal edip avukatlık da yapamaz dediler. Biz direndik. İstinafa götürdük. Danıştay'a götürdük. Ve en sonunda Anayasa Mahkemesi dedi ki, bizim gerekçemizi kullanarak bu insanlar KYK ile ihraç edilmiş olabilirler. Devlet memuru olamazlar. Ama haklarında bir yargı kararı olmadığı için, olanlar ayrı, olmadığı için serbest avukatlık yapmalarını engelleyen bir hukuk kuralı yoktur dedi. Bizim dediğimizi söyledi. Adeta yani bizim yazdırdığımız yönetim kurulu kararı gerekçesi Anayasa Mahkemesi'nde gerekçeye dönüştü.
O gerekçe ile bireysel başvuruda karar çıktıktan sonra Adalet Bakanlığı da yapması gerekeni yaptı ve artık ihtilafsız bu insanlar serbest avukatlık yapabiliyorlar. Bir orta yoldur bu. Yani hakimlik yaptırmıyorum, savcılık yaptırmıyorum, evet. Ama serbest avukatlık serbest. Mahkum olmamaları kaydıyla. Örgütten mahkum olurlarsa ayrı. Hı hı. Örgütten mahkum olursa tabii ki değil. Ama ben istihbaratla ve işte bilgiyle, ama kararla değil, bilgiyle ihraç etmiştim. Dolayısıyla artık avukatlık yapabilir noktaya geldi. Bir orta yolun bulunmasına, Türkiye'nin normalleşmesine katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. Efendim, aynı zamanda bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanı bu tip durumlarda bu kararları Bakanlar Kurulu'yla toplanıp ortak bir kanıyla bunu yönetiyordu. Fakat başkanlık sistemiyle birlikte bu yetkinin de tek bireyden çıktığı da söz konusu ve bu durumda da muhalefet tarafından hani insan haklarının ihlallerine yol açtığını belirtiyor. Böyle bir durum söz konusu mu sizce de? Yani çok anlayamadım tabii bu soruyu, çünkü Bakanlar Kurulu isim değiştirerek devam ediyor. Hı hı. Ve parlamenter hükümet sistemindeki Bakanlar Kurulu'yla istişare edilebiliyorsa Cumhurbaşkanlığı kabinesiyle de aynı şekilde istişare edilebilir. Hiç kimse bunu engellemez. Peki şu an yani neden parti liderleri özellikle bu konuda hükümete bir baskı uyguluyor ve insan haklarının ihlaline yol açtığını belirtiyor? Ortada bir, ne bir var? Tercihtir bu. Ne tercihidir bu? Ben parlamenter hükümet sistemi istiyorum diyen bir grup vardır. Ben başkanlık sistemi istiyorum diyen bir grup vardır. Türkiye bir test süreci içerisinde şu anda. Yani daha oldukça yeni başkanlık sistemi. Oturan yerleri var, oturmayan yerleri var. Benim düşüncem burada, referandum sürecinde de çok nettim o konuda. Hala aynı netlikteyim ve ısrarla, tabii nerede yaptığıma bakıyor bazıları konuşmayı, içeriğini dinleme nezaketini göstermiyorlar. Ben adli yıl açılışlarında da ısrarla son açılışta da bir önceki açılışta da bir öncekinde de ısrarla HSK'nın yapısının kuvvetler ayrılığını tam bir güvenceye oturtacak şekilde değiştirilmesi gerektiğini ve bu değişikliğin konuşarak yapılması, planlanmasının zorunlu olduğunu söyledim. Biz şöyle tartışıyoruz Muhammed Bey. Benim görüşüm bu, bitti, nokta. Oradan da birisi geliyor, benim görüşüm de şu, bitti, nokta. Manifestolar, birbirimize manifestolar ilan ediyoruz. Halbuki şöyle olması lazım. Ben böyle düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Acaba benim düşüncemle sizin düşünceniz arasında bir uzlaşı sağlanabilir mi? Ben mi yanlış düşünüyorum ki olabilir? Siz mi yanlış düşünüyorsunuz? Onu da siz söyleyeceksiniz ki olabilir. Evet. Ben mutlak doğruyu bildiğimi iddia ediyorsam sıkı yönetim komutanlığı gibi bildiri yayınlıyorum demektir. Halbuki hiç kimse mutlak doğruya sahip değildir. Bu insanın yeteneklerinin ötesindedir. Biz ancak birbirimizle tartışarak, konuşarak, müzakere ederek, münakaşa ederek ama edepli bir şekilde ve dolayısıyla istişare ederek sonuca varabiliriz. Benim düşüncem HSK'nın değiştirilmesi yönünde. HSK'nın yapısının değiştirilmesi yönünde. Her yerde de bunu söyledim. Hakimler yüksek kurulu oluşmalı. Savcılar yüksek kurulu oluşmalı. Savcılar yüksek kurulunun başına Yargıtay Başsavcısı gelmeli. Hakimler yüksek kurulunun başına Yargıtay Başkanı gelmeli. Her iki heyette Yargıtay ve Danıştay'ın genel kurullarının seçtiği üye çoğunluklarından oluşmalı. Sayın Cumhurbaşkanı ve meclis de buralara üye seçmeli ama bu üyeler öncelikle Yargıtay ve Danıştay'ın bir elemesinden geçip mesela ilk üçün içinden seçilmeli ve Türkiye Barolar Birliği de bu her iki kurula üye seçmeli diye düşünüyorum. Ben burada siklet merkezimi, yani ağırlık merkezimi anayasa değişikliği noktasına
ucundan geldik evet. diye düşünüyorum. Sıklet merkezini, ağırlık merkezini ne var ne yok her şeyi konuşarak bir yere varamayacağımızı en azından şahsen varamayacağımı düşünerek yoğunlaştırdım. Buraya indirdim. HSK'nın yapısını yargının tam bir güvence altına alınmasını sağlayacak ve siyaset müdahale ediyor cümlelerini bir daha duymayacağımız şekilde silecek bir yapıya kavuşturalım gelin diyorum. Ve bunu mecliste yapabiliriz. Bunu referanduma da ihtiyaç yok. Mümkün. Tabii ki mümkün. Programın sonuna doğru benim size iki sorum olacak. Kısaca cevap vermenizi istiyorum. Birinci sorum, Türkiye'de adalete olan güvenin neden sarsıldığı ve bunun zemininde neler olduğunu anlatmanızı istiyorum. İkinci sorum, bazı kulislerde ilerleyen günlerde bugünkü Adalet Bakanı'nın yerinde sizin olacağına yönelik cümleler sarf ediliyor. Bunu nasıl yorumlarsınız? İkinci sorudan başlayayım ki sonra vakit yetmedi olmasın. Ben Sayın Adalet Bakanımızı çok takdir ederek izliyorum. İzlemekle kalmıyorum. Yetkim, bilgim çerçevesinde mutlaka destek olmaya da gayret ediyorum. Dolayısıyla biz kendisinden razıyız. İyi bir Adalet Bakanımız var. Çok çalışkan ve hepsinden önemlisi herkesi dinleyen, kucaklayan ve ortak doğruyu bulmaya gayret eden bir Adalet Bakanı var. O bakımdan bir kere bu sorunun cevabı net. Sayın Adalet Bakanı mutlaka görevine bence devam etmelidir. Takdir tabii benim değil ama devam etmelidir. Ve daha çok yapacağı iş vardır Sayın Bakanım. Ben de siyaset yapmıyorum. Yani siyaset yapsaydım zaten bugün belki bana sövüp sayanlar helal olsun derlerdi. Çünkü nasıl söyleyeyim size, öfkeli cümleler siyasette prim yapıyor. Ya dur bakalım şunu konuşalım. Doğrusu şu, ben şurada haklıyım, o tarafta da şurada bir haklılık payı var dendiğinde diye geliyorlar. Ama sakin cümleler iş yapıyor. Sakin cümleler çözüm üretiyor. Ben bunu yapıyorum. Yılların verdiği artık tecrübe, biraz da olgunluk da diyebilirsiniz. Böyle olumlu bir sonuçta doğuruyor. İlk sorunuz, adalete niye güvensizlik? Nedir bu güvensizlik hali? Türkiye'de hep adaletin üzerinde bir polemik oldu. Fakat hep vardı diye bunu olağan kabul etmek geleceğe haksızlık. O zaman çözmek zorundayız. İllaki çözmek zorundayız. Yani 28 Şubat sürecinde briefing alan hakim doğru bir iş mi yapıyordu? Hayır. Ama bugün bir sorun dile getirildiğinde, ama 28 Şubat'ta da briefing aldılar cümlesi yarına haksızlık. Çünkü o zaman hep böyle gidecek demektir. Evet. Demek ki toparlamak zorundayız. Önce polemikleri mi ortadan kaldırmak? Polemiği ortadan kaldırmak zorundayız. Ve tabiri caizse seçime hazırlanan belediye başkanının genel olarak yaptığı gibi asfalt dökmek yerine altyapıya yatırım yapmalıyız. Asfaltı dökersiniz, seçimden iki gün önce çok güzel görünür ama ilk yağmurda sel basar. Altyapı yoksa. Biz altyapıya yatırım yapmalıyız. İnsan hakları eylem planının güzelliği ve özelliği altyapı yatırımı var. Ha siyaseten baktığınızda kısa vadede bu da çözüldü, bu da çözüldü dedirtecek bir sürü şey var ama bu altyapı yatırımına ilişkin, mesela hukuk fakültelerinin 5 yıla çıkarılması, sınav, barajın yükseltilmesi, efendim teftiş mekanizması şu bu sabah getirip akşamüstü sonuç alacağımız maddeler değil bunlar. Ama çocuklarımız görecek.
Biz de göreceğiz inşallah. İnşallah. Bu altyapı yatırımı işte. Bunları ısrarla yapacağız, takip edeceğiz. Hedef büyük. 4 sene sonra, 5 sene sonra ben iddia ediyorum burada. Bu kararlılıkla gidelim. Stajyer avukatların ben iş bulamıyorum sorunu bitecek. Angarya çekiyorum sorunu bitecek. Genç avukatın emeğimin karşılığını alamıyorum derdi bitecek. Vatandaşın ya bu dava hala bitmedi. Arkadaş torun sahibi olduk. Hala tarlamın tapusunu alamadım derdi bitecek. Genel geçer laflarla değil, somut laflarla. Buna vakit kalmadı fazla konuşmaya, hatta hiç konuşmaya vakit kalmadı. Ama bitirirken bana şunu söylememe belki müsaade buyurursunuz. Estağfurullah, buyurun. Ben insan haklarını gökyüzüne yapıştırılan yıldızlar gibi tanımlayan çok metin gördüm. Çok yazı gördüm. Artık beni bunlar heyecanlandırmıyor. Artık bunlar bana çok fazla bir şey ifade etmiyor. Çünkü o yıldızlar var işte orada, yukarıda var. Bu kitabı elime aldığımda bakın, insan hakları eylem planı. Beni heyecanlandıran kısmı şu. Somut cümleler. Somut sorunlar ve somut bu sorunu ben böyle çözerim diye tespit. Eksik halkalar. Bunlar var. Ha bunlar nasıl var diyeceksiniz. Sahadan geldi de ondan. Sahadan geldi. Biz sahadan getirdik. Benim 1200 küsur meslektaşım rica ettim, bir gün SMS attım. 3 günde binlerce sayfa rapor hazırladılar. Onlar sahada çalışıyorlar çünkü. Ha sanmayın ki 2 günde de hazırlandı. 2 yılda hazırlandı. 2 yılda eksik halkalar bulundu. Zinciri dökmüşsünüz itinayla. Buradan geliyor zincir, buradan da geliyor, halka yok. Makul sürede yargılanma hakkı. Çok güzel değil mi? Makul sürede yargılanma hakkı. Makul sürede. Kulağa hoş geliyor. Çok güzel, yıldızlarda da yazıyor. Makul sürede yargılanma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yazıyor. Kocaman kocaman yazıyor. Çok da süslü yazıyor ha. Adil yargılanma hakkının içinde. Orada kaldığı sürece size ne? Bana ne? Ama bu ne diyor? Şimdi planı okumadan tabii eleştirmek çok kolay. Bazıları sorunlara çözüm üretir, bazıları her çözüme bir sorun bulur. Ben çözüm odaklıyım. Bu plan da çözüm odaklı. Emeğe geçen herkesten Allah razı olsun, bin kere razı olsun. Tabii ki hayata geçirecek olanlardan da razı olsun. Ve takip edeceğim ben bunu. Ben bunu elime alacağım. Her Türk vatandaşı gibi. Bir saniye, sen şu maddede şöyle bir şey taahhüt etmiştin, hala olmadı. Bu bana, bu millete verilmiş bir taahhüt. Elime alıp, hani karne gibi. Elime kalemi alacağım. Bir nevi emanet gibi de aslında. Taahhüt bu. Taahhüt bu. Millete taahhüt. Tık 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 bakayım oluyor mu diye. Mesela makul sürede yargılanma hakkı dedik değil mi? Makul sürede yargılamamak için ya da makul sürede yargılanma hakkını umursamayan bir hakimin, umurunda bile değil olmayan bir hakimin tayin ve terfisinde bu etkili olursa kayıp halka oraya yerleşmiş olur mu? Zincir tamamlanmış olur mu? Mutlaka. İşte bu. Peki nasıl olacak? Geçen birisi sordu ya. İyi de nasıl olacak? Neden olmuyor diye sorduk. Yargıtay bakıyor. Diyor ki müzakere sırasında, böyle odada oturuyorlar. Müzakere sırasında bu dosyayı hakim boşlamış diyor. Boşlamış mesela. Ara karar yazmış, 6 ay sonra bir daha yazmış aynı ara kararı. 3 ay sonra cevap gelmiş, yanlış gelmiş, farkında değil. Tekrar yazmış, 3 ay sonraya attırmış falan. Dosyayı sürüncemede bırakmış. Tamam ama Yargıtay'ın bu tespitini HSK bilmiyor ki. Şimdi çok basit bir cümle. Yargıtay dosyayı bir hakimin sürüncemede bıraktığını
karara çıkması mümkün olan bir dosyayı hala karara çıkartmadığını ya da daha doğrusu geç karara çıkarttığını, ara kararlarının gereğini takip etmediğini görürse HSK'ya bilgi verecek. HSK'da onun tayin ve terfisinde bir dakika diyecek. Bu hakim insan haklarına duyarsız. Toparlayacak olursa. İşte bu toparladım. Hayata dokunuyor, insana dokunuyor. İnsana dokunan bir plan olduğu için ben o cümlelerinden heyecanlanıyorum. Bir altyapı yatırımlarından heyecanlanıyorum. Altyapı yatırım derken eğitime yaptığı yatırımdan. İki, gayet basit. Zincirin halkalarını birleştiren, o eksik bir halka varsa onu tespit edip, onu birleştirip zinciri zincir haline getiren somut cümlelerinden heyecanlanıyorum. Genel geçer cümleleri her yerde duydum. Efendim çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız, teşrif ettiniz. Sorunları irdeledik, sorunları inceledik ve aynı zamanda sizin de tabirinize çözüm sunmaya, çözüm önerilerini sunmaya gayret gösterdik. İnşallah. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz efendim. Ediyoruz. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendimi de açıklama ve merak edilen, belki de seyircilerin de merak ettiği konulara da açıklık getirme fırsatı buldum. Kesinlikle. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Efendim, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Konuğumuz Türkiye Barolar Birliği Başkanı Profesör Doktor Metin Feyzioğlu idi. Kendisiyle soruları ve sorunları cevapladık, irdeledik ve de çözüm önerileri sunduk. Haftaya tekrardan yeni bir konukla ve de yeni bir programla görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın.